İyi miyiz? Hadi bakalım. Şimdi neler varmış? Astroner. Bunu yazmamız gerekiyordu biliyor musunuz? Bunu size göstermem gerekiyordu. Evet. Devil May Cry 5. Yazdık mı biz ya? Bak yaşlandım. Yazdık sanki ya. Yazdık mı? İncelemelere bakalım bir. Yazdık mı yazmadık mı? Yazmamışız ya. Hakikaten yazmamışız ya. Yok yazmamışız. Çok ilginç ya. Biz bu oyunu nasıl kaçırdık ya? Uzayda geçen Minecraft diyor astronot için. Kristal. Yani ben bir şey diyemiyorum. Devil May Cry veya nasıl işte 5. Ben bir şey diyemiyorum. Benim çok sevdiğim bir tarz değil arkadaşlar ya. Yani renkler ve zevkler ama gerçekten bana çok böyle abuk geliyor. Oynayamıyorum. Yani bir elde kılıç, bir elde silah falan böyle bir Kore saç silahı ben şey yapamıyorum yani. Kaldırmıyor bünye. Japon RPG severler için iyi abi diyor Mirza. Captain Angel of Death diyor ki ben direkt Rom Total War Rom 2 DLC aldım. 90 litre tuttu. Sonra rank kastım 42 45 ha. Evet. Ha ben de 100 yapacağım. Doğru. Paşam Metro Exodus'umuz var. Oynamadık. Metro Exodus var. Oynamadık ama. Evet şu an bugün böyle öne çıkanlardan Assassin's Creed Odyssey kesinlikle öneriyorum. 154 TL kesin eder. Hatta şeyine bakalım. Sayfa açılmıyor ne ya? Heh. Sezon pesi ile beraber 200 üf. Sadece 200 sezon pes. Deluxe Edition içinde var mı? Ha dur Ultimate. Gold'un içinde Season Pass var. Deluxe'un içinde yokmuş arkadaşlar. Deluxe değil. Ya Gold alacaksınız ya Season şey Ultimate ama Gold'a bakalım. Gold ne kadar? 200 TL. Pahalı. Ama bir şey diyeyim mi? Ben yani pahalı kabul ediyorum ve bu fiyata önermiyorum. Ama bu fiyatın kat be katını alıyorsunuz. Saatler size uyuyor oluyor. 100 küsür saati ben devirdim. Hala yan görevler var. Bir sürü yani. Gitmedim yerler, açmadım adalar. Anlatabiliyor muyum? Öneririm yani. Ama fiyat, bütçe sıkıntınız varsa kesinlikle şey yapmayın. Ya önerdi iyi oymuş da o kadar bizi oyalıyormuş falan diye düşünmeyin. Şöyle düzeltirsem. Oyun kesin iyi ama. Kesinlikle iyi. Zaten incelemesi de var sitemizde. Tamam geri alıyorum. Başka neymiş? Diğer mi? Beholder. Prey. Oynamadım. 54 liraya. Önceliğiniz olmasın ama gideri var. Prey'in. Frostpunk. Bak ben bunu Northgard'ı doğru mu görüyorum? Northgard. Oyunu edindik. Oynayacağım. Hoşuma da gitti. Bu arada Türkçe dil desteği de getirmişler. Yani sürpriz oldu. Ben bilmiyordum olduğunu. Hikaye devam ediyor. Ediyor. Hem tarih kısmı hem günümüz kısmı devam ediyor. Crystal. Yani bence şey yapın. Normal halini alabilirsiniz. Ne kadar? Normal hali 154 lira. Bakın asıl size Creed fanıysanız bu fiyata olur. Ama böyle her şeyi oynuyorum. Aa buna da indirim gelmiş alayım derseniz oğlum önermiyorum. Öyle bir profili oyuncuya önermiyorum. Tamam. Assassin's Creed serilerini bekleyen, seven, fiyatını pahalı bulup ama almam gerekiyor. Bunu oynamadım diyorsanız bu fiyata gideri var. 154 lira. Şöyle söyleyeyim size. DLC'yi katmazsak ben bayağı 100 saati devirdim. Yani 1 liraya 1 saate 1 TL veriyorsunuz gibi düşünün. Sizi oyalamasına. Chat'ten Northgard'la Frostpunk Frostpunk iyidir diyorlar. Aynen. İkisinin de iyi olduğunu duydum. Bu Prisoner Architect oynamadım. Ama iyi olduğu zaten su götürmez bir gerçek. Cossacks var. Ama katlanabilirseniz grafiklerine. Hani yeni revize edilmiş hali ama çok senaryo var. Çok senaryo var. 12 liraya strateji severler için, RTS severler için olabilir. Evet, önerebilirim. 12 lira. Düşeş fiyat. Türkçe dil desteği de var onu da söyleyeyim. Türkiye olarak geçiyor ama Osmanlı İmparatorluğu da var.
Evet, başka. Devam edelim. Oynamadım. Şu Türk oyunu, onu söyleyeyim, 9 TL'ye düşmüş. İyi diyorlar. Biraz şey, niye açmıyor? Bu ha, site bozuk. Direkt tıklayınca açmıyoruz. Yan sekme diyoruz. Evet. Romance of Night, okuyamadım. Platform oyunu. Başka? Hunt oynayacağız canlı yayında. Hatta Crytek'ten bizim Turgut'la beraber oynayacağız inşallah. Soul Calibur'ları geç. Polybridge. Fiyat 4. Olur. Beyler hep kendinizi düşünmeyin. Ufaklıkları düşünün. Yeğeninizi düşünün. Komşu çocuklarını düşünün. Bilgisayarınıza gelecekler. Oynayacaklar. Olabilir yani. Evet. Hearts of Iron serisi 23 TL'ye düşmüş. 3-4 TL. 3'ün ek paketi ve herhalde içeriği 5 TL'ye düşmüş. Öne çıkanlar kaydıramıyor muyuz? Ne yapıyorlar? Sağ sol. Witcher zaten konuşmaya gerek yok. Ne kadar düşmüş? 19. Abo! Bütün Witcher'lar. Enhanced Edition. Witcher 2. Abi çökün bunlara. Witcher oynamadıysanız çökün bunlara yani. Tabi 18 yaşından küçükler önermiyorum. Müstehcen içerikleri de var. Civilization serisi ne yapmış? Antoloji. Bütün hepsi mi? Bu ne lan? 77 mi? 77 TL. Ha, eskiler. 5. Bak bende 6 yok. Rainbow Six Siege bende yok. Ama deli gibi oynanıyor millet. İzledim. Eğlenceli de yani. Gerçekten eğlenceli. Yani FPS oynar. Ama ben şey bekliyorum. Türk operatör bekliyorum. Türk karakter getirmedikleri, operasyoncu getirmedikleri sürece hiç almayı planlamıyorum. Eli Noir var paşam. 8 TL alın. Alın. Gözüm kapalı öneririm o fiyata. PUBG geç. Rust geç. Forest geç. Bunları geç. Bunları biliyorsunuz zaten. Şehir kurma oyunları. Müzik oyunları. Dijital masa oyunları. Gizlilik oyunları. GTA hala almadıysanız bu fiyat iyi. Tabii şu... GTA diğer 100 lira bunlar. Eski 5. Witcher'ı göstermiş. Yanlayanlar var. Three Kingdoms'a hakikaten indirim gelmiş. Ulan Three Kingdoms'a indirim geliyor. Mordoa'ya getirmiyor. Para göz herifler ya. Bu adamlar para göz arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Bu adamların oyununu oynamam ben. Hakikaten oynamıyorum yani. Bu ne lan? Three Kingdoms bile getirmiş ya. Bu adam biri bana giflese bile, hani ben kendim almayacağım. Biri bana arkadaşım giflese bile bunu canlı yayında oynamam ben. PR'ını yapmam bu adama. Lanse etmem, oynatmam. Bu adamlar para göz. Belli. Biçtim ben onların şeyini. PR'larda berbat. Şeyleri. İletişim kurduğumuz ekipte kim iletişim kurduysa zamanla muhabbetimiz oldu. İletişimde kurduk. Berbat. İyi satıyordu. Herkes hemen aldı diye işte indirim yapar insan. Bak hayır abi, Three Kingdoms bir indirim yapmış ya. Çıkalı bir ay olmadı lan. Hatta olmuş, bir ay olmuş hatta. Ya bir ay işte, çıkalı bir ay oldu indirim. Deli gibi. Bak Kingdom Come. Beyler Kingdom Come. Türkçe dil desteği var. 18 yaşından küçükleri önermiyorum. Kesinlikle öneririm. 53 TL kesinlikle öneriyorum. Kingdom Come. The Warriors hoş geldin. Maroon Wolf. Selamünaleyküm güzel insanlar. İyi yayınlar. Eyvallah. Ahmet burada mısın? Gizli gizli bizi dinliyorsan gel Discord'a da. Discord'da sen de önereceğin varsa. Belki Ahmet yazar ya. Yabgu Paşa'ya bir Steam önerisi falan. Kingdom Come'ı kesin öneririm. DLC'lere bir şey diyemem de oyunun kendisini kesin öneriyorum. Başka benim kuratörümüze bakalım. Bir dakika ben şuradan açayım. Steam kuratör. Yabgu Paşa. Aynen. Şunu şuraya. Aynen. Bakın şu an geldi mi ekran? Geldi. Bakın. 3004 çok güzel. Teşekkür ediyorum. 3400 takipçimiz var. Bu yayınladığımız yorumların herkesi görüyor. Paşam Rust oynamadım ben. Bilmiyorum ama çok eğlenenler var. Şimdi bakın. En bağımsız. Bağımsız beğendim. M5. Bakın. Snake Pass. Hand of Fate. Çok güzel bir kart oyunu. Çok güzel bir kart oyunu. Hatta göstereyim. Bakın. Sesini açmayalım da. Şimdi kart oyunu ama şöyle. Fişti mişti değil. Bir nevi hikaye yazarak ilerliyorsunuz. Ali İbrahim Dota hoş geldin.
Değişik bir surat ifadesi. 60. Hand of Fate. Bakın Hand of Fate ve Hand of Fate 2. İkisini de öneriyorum. İkisini de öneriyorum. Hem karşınıza bir işte oyun kurucu var. Nerede o? Ha şöyle bakın karşınıza şu an. Fullleyelim ekrana gelsin. Egzotik de atmosferi. Bakın çok güzel. Karşınıza bir şeyler çıkıyor. Saldıracak mısın? Savaşacak mısın? İşte zar mı atacaksın? Şunu mu yapacaksın? Böyle harita gibi kartları açarak gittiğinde yemek kaynak şeyde şeyin de var. Yani kaynak yönetimin var. Şans etkisi var. Zar dağıttırıyor bazen falan böyle. Çok hoş. Çok hoş. Ve mesela diyor ki saldıracak mısın? Evet saldıracağım diyorsun. Saldırma yaptığın zaman bakın böyle savaş alanına giriyorsunuz. Üzerindeki zırhlarla mırhları değiştirebiliyorsun. Atmosfer değişiyor. Abi çok güzel oyun ya. Kesinlikle öneriyorum. Ve fiyatına bakalım. 7 TL. Bakın. İçerik paketleri falan ya. Hatta toplam ne yapmış? Fend of Fate 2 ile beraber bütün içerik paketleri 82-83. Kesinlikle gideri var. Ama 47 biraz şey olmuş ya. Bence biri alın. Biri severseniz 2'ye bakarsınız. Homefront Revolution 12 TL olmuş. Ya bilmiyorum. Çok başarılı bir oyun değildi ya. Şimdi Dominia. 18 yaşından küçüklere önermeyeceklerim. Dominia, Afetion. Çok güzel oyunlar. Dominia da güzel. Bakın hatta benim incelemem çıkıyor mu burada en başta? Yok. Heh var. Bakın 92 kişi okumuş. Yararlı bulmuş. Diğerlerini öyle mi? Yok. En çok yararlı bulunan benimki. Bakın Yavgunizan Paşa. Şu an ben login olmadım ha. İnternetten bakıyorum şu an. Benim yazım burada herhalde OyunFest'e yönlendiriyor. Aynen. Ama yakında Yavgunizan Paşa'da OyunFest'teki incelemelerimizde Yavgunizan Paşa'da aktif olacak. Taşıdık çünkü. YouTube kanalımı falan önermişim. Evet. Dominia öyle. Afetion çok güzel oyun. Çok güzel oyun. Ben çok eğlendim bu oyunu oynarken ya. Muazzam bir oyun. Platform oyunu. Haritalardan haritalar geçişler. Bakın bundan olmuş. Bunda inceleme var mı? Ben var mıyım? Beni geri atmış. Tarih araladı. Tabii her zaman en çok beğeneni yukarıda tutmuyor Steam. Tarih aralığına da bakıyor. Tümü desek. Beni göstermemiş. Dur bakayım ya ben de. Afetion aratma var mı burada? Heh. Yok buradan değil. Ya bu Nizam Paşa. Kaç beğeni almış ona bakmak istiyorum. Ne olacak şu Steam şeyimden bakacağım. Bekletiyorum biraz ama kusura bakmayın. Buna ne diyor kaç? Bu çok eski. Ta kaçta yazmışım bunu? 2015'te. 13 kişi. Evet büyük arada değilmiş. Devam edelim. Kim başka ne yazmış? ROM 2 havası varsa. Evet platform canım. Şey antik dönemde geçiyor zaten. Tanrılarıyla manrılarıyla dövüşüyorsunuz yani. Atina'ya gittiğinizde atmosfer beyazlaşıyor. Başka yere gittiğinizde. Ya at sürüyorsunuz abi. Çok iyi ya. Karşınıza çıkıyor böyle kargıyı sokuyorsunuz falan. Uzun soluklu oyun. Evet, işte zaten bugün öne çıkmış. Uzun soluklu oyun sana. Assassin's Creed Odyssey. 100 küsür saati devirirsin. Şimdi Afetion'u geç. Abzu. Çok sanat için sanat. Bu oyun muazzam. Muazzam bir oyun. Bu da çok egzotik. Bu da muazzam. Bunun içinde bir şeyler yazmıştım. Tavsiye ediyoruz bunu. Abzu'yu. Buna ne kadar varmış? İncelemenin sına bakalım. Kaç kişi beğenmiş bunu? Abzu. Abzu. 22 kişi buna şey yapmış, like atmış. Snake Pass önermemin sebebi sadece kendiniz düşünmeyin. Bir de bakın burada büyük yapımlar var. Büyük yapımlar arasında GTA, Rage 2'yi nasıl ya? Büyük yapımlara Rage 2'yi ben koymamıştım. Ahmet sen mi koydun lan? Ahmet koymuş olabilir. Büyük Rage 2'yi ben önermiyorum. Arkadaşlar. Ya
bu konsepti seviyorsunuz ayrı da ben önermiyorum. Tavsiye ettiğim oyunlar. Böyle. Büyük yapımlar ama AAA böyle koymuşum. Watch Dogs'lar kesin öneriyorum. Çok ucuza ucuzladıysa böyle 50 liranın hani altına düşmüşse Dark Souls 3 45 TL kap, havada kap. Havada kap. Ama lütfen böyle konuşuyoruz ama şimdi başka giderleriniz var ama bir yandan da oyun almak istiyorsunuz. Arkadaşlar lütfen para harcamayın ya. Yani sonra bir dahaki indirme yılbaşında falan alırsın. Acelesi yok. Ha Boreltis aleykümselam hoş geldin. Total War serilerinde öncelik vereceğiniz oyunları söylüyorum. Bakın klasik. Klasik oyun. Görüntü kaldırmıyor. Bünyem diyorsanız olmayın. Warhammer 1, Shogun 2, Medieval 2, Rome 2. Bunlar başlangıç oyunları. Klasikler eski. Medieval 2 öncesi istiyorsanız Medieval 2 ile 1 ile başlayacaksınız. Fantasy istiyorsanız Warhammer. Asya temalı. Satranç. Yapay zekanın iyi olduğu. Savaşların zorladığı. Eğlenceli bir serüven istiyorsanız ve kendinize uzak kültürleri merak ediyorsanız Shogun. Yok kardeşim ben orta çağ severim. Bana güzel bir strateji oyunu söyle. Total War serilerinden hangisinden başlayayım? Medieval tabii ki. Yeni serilere adım için de yani Shogun 2'den sonra gelen Empire, Napolyon, Shogun bundan sonra gelen Rome 2 ve sonrası var. Rome 2, Attila, Three Kingdoms, Warhammer'lar işte o dinamikleri de Rome 2'de görüyorsunuz. Tamam. Benim önerilerim böyle fiyatlar nasıl? Bak klasik 4 TL. Total War Warhammer 44 TL havada kap. Shogun 2 12 TL havada kap. Medieval 2 14 TL havada kap. Rome 2 22 TL havada kapın arkadaşlar. Havada kapın. Attila'nın full paketi 45 TL mi? İyiymiş. Bakın biz yarın gün içerisinde oynayacağımız oyunu söylüyorum. Bakın şu. Total War Rome 2 sahip olmanız lazım bunun için. Rite of, doğru mu okuyorum biliyorum. Sparta Campaign Pack. Tıklıyoruz. Türkçe bilgiler geliyor. Athena'yı seçeceğiz. Senaryo, yeni senaryo. Total War oyunun tabii totalwar.türkiye.com'da bunların hepsi bilgisi var da Total War oyununun yansıttığı en erken dönem olan Sparta'nın gazabı aynen en erken dönem. Antik dönemde en geriye gittiğimiz. Rom'da kurulmuyor bu dönem biliyorsunuz. Çok eski bu. Milattan önce 432. Burada başlayacağız. Sparta ile başlamayacağım ben. Athena ile başlayacağım. Evet güzel. Geri gidiyorum. Desteklenebilir oyunlara bakıyoruz. Güzel bir bulmaca oyunu. Bakabilirsiniz. Biraz portal, biraz böyle farklı farklı görevler yaparak haritaları açıyorsunuz falan. Fiyatı ne olmuş bunun? 11 ne yapmış? 11 TL. İndirim gelmemiş buna. Bu indirim gelmediyse buna bakmayın. İndirim yok. Oo. This War of Mine. Bu oyunun yapımında esinlenilen savaş Bosna Savaşı arkadaşlar. Siz savaş sürerken hayatta kalmaya çalışan insanları temsil ediyorsunuz. Onları yönetiyorsunuz. Bosna Savaşı'ndan etkilendikleri için ben destek verdim. Kesinlikle öneriyorum. This War of Mine. DLC'lerini alırsanız kimileri mesela işte mesela şey War Child Charity demiş mesela savaş çocuklarına bu DLC'yi satın aldığı zaman mesela savaştan etkilenenlere bakıyorsunuz. Çok trajik bir oyun aynen. Ancestor doğru mu okudum bilmiyorum. 28 TL. Campaign of Heroes'un orta çağda geçeni. Biliyorsunuz YouTube'da videoları var. Heh. X-Mort Defense. Bak bu çok güzel bir oyun. 12 TL. Oynanabilir. Başarılı. Grafikler güzel, eğlenceli. Siz bir üst, yani nasıl söyleyeyim? İşte biliriz Tower Defense ama çok renkli ve şey eğlenceli yani. Hoşuma gitmişti. Buna ne kadar gelmiş indirim? Bak demosu var. Ha çok güzel. İndir demoyu bak. Beğenmezsen alma. 12 liraya düşmüş. Bir de Action Squad. Bu da YouTube kanalında var. Door Kickers Action Squad. Güzel bir platform oyunu. Hoşuma gitmişti. Farklı farklı karakterler var. Operasyon yapıyorsunuz. Pixel art. Reyne kurtarıyorsunuz. Level atlıyorsunuz. Oyunu flawless ilerlerseniz yukarıda bufflarınız var. Onları aktif edebiliyorsunuz falan. Bunlar kreatör sayfamda böyle kategorize ettiklerim. Onun dışında sol tarafta mesela tavsiye edilen bilgilendirici tavsiye edilmiyor. Mesela şuna bakalım.
Tavsiye edilmiyorlara bakalım. Hangi oyunlarmış? Kurt Spell tavsiye edilmiyor. Mortal edilmiyor. Mortal Online. Pagan Online. Bunlar hep Ahmet. Generation Zero. Önermiyoruz, önermiyoruz. Forerunner önermiyoruz, aynen. Bedavayken alanlardasınız, şanssızız. Bunu Ahmet yazmış. Zira para verdiğinizde değecek bir yapım değil. Hele ekstra pahalı DLC'lerle resmen kaç benden diyor demiş Ahmet. Ben de çok hantal buldum oynanışını. Ben de sevmiyorum. Yine bunlar önermeniz. Abuk subuk bazı oyunlar var. Mesela şu City Bus. Türk oyunu ama ya, o kadar performansı kötü falan ki öyle, yani ben nasıl önerim bunu dedim ya. Review de yazdım şeyine, sayfasına. Ya bu oyun olarak koyman gerçekten yakışmamış falan diye yazmışım. PUBG'yi önermiyorum. Ama arkadaş hatırını oynadım yani. Saatlerce oynadım PUBG'yi. Belki hala da oynarız. Bazı abilerimiz, büyüklerimiz oynuyor. Bazen gel falan diyorlar da kaçıyorum ama yine belki canlı yayınlarda falan oynayabilir. Şimdi chat'e bakalım. Sizler ne diyorsunuz? Hocam indirimler ne zamana kadar devam edecek? Bakalım. 25 Haziran 9 Temmuz. Bayağı var, bayağı var. Yine bakarız ya. Yine önemli bir şeyler geldi mi böyle söylerim ben size. Ama benim önerim şu. Bakın. Elinizde oynamanız oyunlar varsa onları oynayın. Ve 1 liracı teyzeler gibi bu sosyete pazarlarında 1 lira 1 lira diye bir çıkıyorsun zaten, normal kaliteli bir yerden alsam bir kıyafete hani o kadar para döküyorsunuz, çıkıyorsunuz. Tabi oranın mantığı o aynı paraya daha fazla malzeme almak ama sonuçta o para sizden çıkıyor mu? Çıkıyor. O nedenle lütfen elinizdeki oyunları oynayın, bitirin. Yeni oyunlarda sevdiğiniz kategorilerdekilere öncelik verin. Ben burada kaç tane farklı kategoriden, farklı türlerden oyunlar önerdim ama havada kapın dedim ama hepsi almayın yani. Lütfen paranız cebinizde kalsın. Birikimli olun, tasarruflu olun. Çevrenize örnek olun. Büyükler varsa aranızda küçüklerine örnek olsun. Küçükler de büyüklerine ders verecek nitelikte tasarruflu olsunlar. Anlatabiliyor muyum? Şey yapmayın yani. Başka benim böyle ne var? Şehir kurma oyunları diyor mesela. Şey çok başarılı. Bak şunu merak ediyorum. They Are Billions. Merak ediyorum bu oyunu. Gerçekten merak ediyorum. Onu edinebilirim. Tropicolar'ı hiç denemedim. Çok satanlar. Cities Skylines kesinlikle başarılı bir oyun. Oynamadım ama yorumlarına güvendiğim Fatih diye bir arkadaşım var. O da şu an oyun geliştiriciliği yapıyor zaten. Deli gibi oynuyor ve mod desteğiyle falan biliyorsunuz dağıtıyor, şey yapıyor. Age of'lara bir şey demiyorum zaten. Age of'lar hiç oynamadıysanız yani 3-3 belki klasik seviyorsunuzdur. Two Point Hospital, bunun incelemesi var sitemizde. Şu Jurassic Park Evolution, bunu merak ediyorum. Şey de merak ediyorum. Yeni çıkacak Zoo. Hayvanat bahçesi. Aynı firmanın. Tamam bir geri yapalım. Başka ne var? Müzik oyunları. Yok. Benim sevdiğim türlerde dijital masa oyunları. Bunlarla alakam yok. Gizlilik oyunları. Bakın bunu da çok merak ediyorum. Oynamadım ama çok beğenildi. Gerçekten başarılı. Focus Home'dan da böyle görsel sunumları çok başarılı olur Focus Home'un yayıncılığı yaptığı oyunlar. Ama böyle gameplay'lerinde böyle bir his sıkıntısı vardır. Bunu da başarmışlar sanki. Cidden tuttu bu. Bunu merak ediyorum. Belki oynarız ileride edinirsem. Şu an bu fiyatı edinmeyi planlamıyorum ama onu da söyleyeyim. Assassin's Creed 3 Remastered. Yani işte. Değişimler şey, Watch Dogs'lar bakın düşmüş 61. Yani elinizde oyun yoksa daha da düşebilir yani. Ama %80'den aşağı düşürmez herhalde ya. Watch Dogs 1'i kesinlikle öneriyorum. 2'yi politik konulara girdiği için cinsiyet minsiyet konuları biraz sıkıntılı. Size bırakıyorum. Ama GTA alternatif arıyorsanız böyle bir şehirde özgür geziş sandbox olabilir. Tropikalar iyi. Aralarında iyisini seç hangisini, ben de bilmiyorum. Ben de bir şey diyemem. Rise of Tomb Raider full paket 13 TL çök. Al. 13 TL muazzam. Çok iyi. Shadow of Tomb Raider 83 full paket değil. Önermiyorum. Bu fiyatı önermiyorum arkadaşlar. Sekiro. Oo çok az gelmiş indirim ya.
231 TL hala. Far Cry 5 yani beklenebilir. Bioshock'ları oynamadıysanız Collection paket bakın 24 TL. Çök. Bioshock muazzam bir seri. Muazzam. Alt metin, arka plan, psikolojik öğeler muazzam. Oynanış, gameplay harika. Anlatım harika. Sanat eseri. Bioshock. Infinite de öyle. Yani yeni çıkanlar. Batman serileri çok iyi. Hepsi iyi. Son çıkanda performans sıkıntıları var ama Hitman Sniper Elite Complete Pack 65 TL. Hepsini mi veriyor? Aynen. Güzel. Olabilir. Gideri var. Oyalar yani. Oyalar. Tek almak istiyorsanız bakın. 3-9 TL. Remastered olduğu için 42. Sniper Elite 2 V2 Remastered olduğu için 42. Daha pahalı. 4-17. Remastered olmayan halinde oynayabilirsiniz. Middle Earth Shadow of Mordor. Hangisi diye kötü olan? Yok. Bu iyi olan da herhalde. Yukarıda hangisi? Yok. Bu değil mi? Hangisi ilk çıkan diye? İlk çıkan öneriyorum da ikincisi biraz yani ikincisi. Vaktiniz varsa Yüzüklerin Efendisi'ni seviyorsanız olabilir. Hitmanların hiçbirini çoğunu oynamadım. Tomb Raider. Ha bunun paketi 12 lira demiş. The Angelman. Ya teşekkür ediyorum takip için. Mordor kötü diyorlar. Shadow of. Bu değil mi? Tamam. Bu işte. Shadow'u. Shadow olan sıkıntılı biraz. Abi Assassin's Creed Origins. Curse of Pharaohs. Muazzam. Muazzam. Bu grafiğe bak ya. Görüntüye bakar mısın? Egzotik. Antik Mısır. Ahiret inancını merak edenler. Tamam daha göstermeyin. Spoiler olmasın. Oyun harika. Yani bu Origins'in kendisi iyi. Curse of Pharaohs'la çıtayı böyle yılkını çıkartıyor yani. Deus Ex'leri geç. Ghost Recon'ları geç. Tamam bunu geçiyorum artık. Başka gizlilik dedik. Dövüş oyunları. Macera oyunları. Japon rol yapma geç. Saçma salak oyunlar. Sanal gerçek geç. Rol yapma oyunları yan. Bulmaca. Suç oyunları. Araç kullanma simülatörleri. Yönetim oyunları. Taktiksel oyunlar. Oğlum ne kadar yarış oyunları. Görsel roman oyunları. Hack and slash. Uygulamalar ve yazılım. 4x strateji. 3. şahıs nişancı. Platform oyunları. Oğlum ne kadar çok. Hızlı hızlı geçer. Spor geç. Gizem oyunları. Basit eğlence geç. Gerçek zaman strateji oyunları. Hayatta kalma. Oğlum çok kategori açtık ya. Aksiyon rol yapma. Üf. Roguelike. Battle Royale. Sıra tabanlı. Tamam yeter. Ne diyor? Bir de birinci bakışçısı. Korku aç. Bitti mi? Askeri simülasyon. Hızlı hızlı geçelim. Hızlı hızlı. Tamam burada yok. Neymiş bu? Dövüş oynarım. Tamam geç burayı. İlk sayfaya bakıyorum. Geç. Yanlış bak. En çok satanlara bakacaktık ya. Monster Hunter World. Sitede incelemiz var. Öneriyorum. Kingdom Come öneriyorum. Cyberpunk çıkacak öneriyoruz zaten. Türkçe. Tamam geç. Odyssey de önerdik. Portalları öneriyorum. Resident Evil oynamadım. Portalları öneriyorum. Shadow of Tomb Raider. Croft Edition. 136. Croft serilerini sevenler için uygun fiyat. 136 alınır fiyat. Evet. AAA oyun için. Ori güzel. Platform oyunu. Sanatsal. Tamam geç. Sleeping Dogs. Bakın Sleeping Dogs GTA'dan daha az seksist. Vahşeti var evet. Japonlarda biliyorsunuz ya Japon diyorum. Hong Kong'da geçiyor sanırım. Hong Kong muydu? Evet Hong Kong. Ama hayali bir Hong Kong. Definite Edition'da bütün DLC'ler var. 8 TL havada kapın. Açık dünya ama tabii şeyden küçük dünyası. GTA'dan
Ama şöyle bir sıralama yapsak mesela Sleeping Dogs, GTA 5. Düzeltiyorum. GTA 4, GTA 5 mesela. Abi Sleeping Dogs kesin yani. Sherlock'u önerenler var chat'ten. Yakuza'ları aldı. Mafya 29 lira. Mafya serisini seviyorsanız, üçlemeyi bitireyim diyorsanız 29 lira olur abi. Ama Mafya sıralama yaparsak iyiden kötüye. Mafya 1 en iyisi. Mafya 2 ikinci. Mafya 3 üçüncü. Hakikaten 3 yani. Kalite bakımından. Hong Kong'da geçiyor. Dövüşler efsane. Sleeping Dogs. Aynen. Kesinlikle. Bu arada kaçırdığım mesaj varsa yazar mısınız tekrarda? Ben böyle anlatayım derken chat'i çok kaçırdım. Siz Gamepad bile oynayacak ile oynayamayız. Ya bunların hepsi oynanıyor zaten. Bu trip şey açık dünyalar falan ama böyle nokta atışı Gamepad diye öneremeyeceğim ya. Kusura bakma. 30 TL çok oyna. Hangisine? 30 TL hangisine çok? Yakuza'ya mı? Tamam bunu geçiyorum. Hızlı hızlı belim ağrıdı artık ya. Geç araba şeylerini. Kremlin'e geç. Sky. Bunları konuştuk ya. Bunları konu. Geç. Hearts of Iron 4 aldık ama oynayamıyoruz hala. Warhammer 2'ye devam edeceğiz. Hearts of Iron bütün paketleri var. Bana canlı yayında sizin öğretmeniz lazım. Metal Gear Solid Definite Edition. Allah Allah. 5'in Definite'i var mı ya? Bendeki de Definite olmaması lazım. Ha, hepsini mi katmış? Metal Gear nasıl okuyorsunuz artık? Öneriyorum. 39 TL ve hepsi var. Hepsi. 39 TL. Gideri var bu oyunun. Ama biraz kafası değişik bir oyun. Klasik bilenler bilir de zaten. Kafa çok farklı çalışıyor. Yani bu oyunda böyle göndermeler, at metinler çok var bunda. Ya ben anlayamıyorum. Göndermeleri şey yapamadım falan derseniz. Çünkü benim yeri kaçırdım. Yani serinin en başından beri oynadım. Konsol, PlayStation 1'de falan 2-2-3 oynamadım ama bu 5'i oynadım bilgisayarda. Hoşuma gitti. Hala var. Bitiremedim. Oyun şey yarısı senaryoyu yarıya kadar getirdim. Açık dünya. Bilmiyorum yani. Ama 30-40 lira bu kalitedeki oyun için gider, her türlü gider var. Yarışlar. Oo Mad Max 14 TL. Kesin öneriyorum. Bakın Mad Max'i kesin öneriyorum. 14 bu oyuna 50 lira bile verilir. Easy Peasy 30. Ha onu okudum. Mafia 2 güzel diye biliyorum. Mafia 2 güzel canım. Civilization 5. Çok seviyorum. 6'ya ısınamadım diyor. Mad Max kesin öneriyorum. Paşa Metro Exodus yenini oynar mısın? Yani pişman olsun hikaye alıp götürüyor. Valla ben Metro'dan ilkini de bitirmedim ya. Böyle direkt 3'ten başlamak da hiç istemiyorum. Yaparsak seri yaparız. Bilmiyorum nasıl olur. Mad Max'i kesin öneriyorum. Geçtim. İyi. Kapat. Önermiyorum Morda'yı. Oynamadım. Oynamadan önermiyorum abi. İlk defa bir oyunu oynamadan önermiyorum ya. Önermiyorum yani. Bak. Rise Son of Rome. Öneriyorum. 10 TL. Küfür gibi. Bu oyuna küfür. Ben söyleyeyim. Rise Son of Rome. Crytek yapımı. 10 TL. Havada kap. Hellblade. Türkçe dil desteği var. Çok ilerlemedim ama hoşuma gitti. Ama psikolojik sıkıntılar yani psikolojik sıkıntılı bir karakter oynuyoruz. O nedenle 18 yaşından küçükleri önermiyorum. Dead Cell öneriyorum. Ama 26 TL var mı? Olur mu bu? Gideri var herhalde bu fiyata. Ben oynamadım ama çok çok başarılı bir oyun. Okudum yani. Bizim Ahmet oynadı sanırım. Biotank, Total War Atilla önerir misin? Öneririm. Tamam bunu hızlı geçiyorum. Artık belim çatlayacak şu an. Birinci Dünya Savaşı'nda geçiyor bu sanırım ama böyle şey fantezi bir evreni var. Endless Space'ler. Evet, çok bir şey demiyorum 4X'lere. Bu neymiş? Aynı. TPS. Platform. Dead Cell. My Friend Pedro oynadık bunu. YouTube'da videosu var. Cuphead. Portallar. Mirror's Edge. Bunlar şey Hollow Knight. Çok sevemedim Hollow Knight'ı. Gris güzel. Gris oynamadım ama yine aynı şekilde başarı bildim. Hani yorumlarına güvendiğim insanlar öneriyorsa ben de onlardan argüman şey alarak destek alarak bunları öneriyorum. Mesela işte bu Ori oynadım gerçi de. Geç. Korku oyunları. Oynamadım ama
Evet, korku oyunlarına başlayacağız da başlayamadık bir türlü ya chatte. Europa Universalis 4. Kesin ana bütün paketler dahil. Kozmetikleri sallayın da istemiyorsanız. Ama ben hepsini oynadım. Evet. Bakalım Europa Universalis 4'e. Abi bütün paketler dahil hangisi? Bundle. Hepsini katıyor mu? Tek bak bir alın. He. Extreme Edition. 16. Düz alın. Beğenirseniz diyeceğim ama beğenirseniz yıl başında bütün hepsini patır patır alırsınız. Bütün pakette ne oldu şu sanırım? Bundle paketi. Ek paketler aynen. Aynen bunlar ek paket arkadaşlar. 170 lira mı? Vallahi değer. Ama daha ucuz aldım. Daha ucuz edindiğimizi hatırlıyorum ben. Yani daha ucuz 158 gelmiş. Ben gördüm daha ucuz gördüm. Bir de böyle mesela Ruslarla oynamıyorsunuz. Rus şu şey nerede? Tördrom. Ruslarla oynamıyorsunuz Slavlarla. Gerek yok mesela bunu almaya. Anlatabiliyor muyum? Ama her türlü parasının karşılığını veriyor. Saatler. Binlerce saat gameplay. Binlerce. Geç. Niye geri gitmiyor? Takıldı. Heh geldi. Three Kingdoms. Gözüm kapalı. Attila gözüm kapalı. Rom gözüm kapalı. Öneriyorum. 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 Geç. Oynamadığım için bir şey Dying Light Enhanced Edition. Evet. Following demiş. Aynı şey değiller mi ya? Left 4 Dead. Bunları oynamış olmanız lazım. Bunları geç. Dark Souls. Gözüm kapalı. Bütün Dark Souls serilerini gözüm kapalı öneriyorum. Rust'ı önermem demiş Captain of Angel. Oyun bir saniye bıraktım. PC patladı. Low düşük ultra çekmiş. Souls. Bakın şu Divinity Original Sin 2 Eternal Edition demiş ama bu muydu? Şu Definite Edition. Bakın şu. Aa bu hepsini kaplıyor. Kapsıyor. Beyler seviyorsanız bu tür oyunu muazzam. Bizim Ahmet öve ve bitiremiyor. Zaten çok olumlu görüyor musunuz? 41 olumlu. Yani ben Divinity serisinin en iyi oyunu herhalde bu. Kaç liraymış? 45 lira. Çok oyalar sizi ya gerçekten. Farklı farklı. Her oynanışta böyle farklı bir şeylere denk geleceksiniz falan. Evet, şeyi merak ediyorum ya şu Darkest Dungeon. Oynamadım ama merak ediyorum. Geç. Sıra tabanlı. Total War'ların hepsi zaten iyi. Başka arada gördüğümüz. XCOM'ları seviyorsun. XCOM 1 de iyi. 2 de iyi. FPS. Bunlar biliyorsunuz zaten. Korku. Evet. Bunların hepsi gideri var. Korku ne geziyor la burada? World of War şey. World War 2. Hearts of Iron 4 E4'e göre daha kolay öğrenirim. He öyle mi? İyi ben o zaman hızlı öğreneceğim Hearts of Iron 4'ü öyle mi? Ve simülasyon. Warband'ler falan burada. Güzel ya tamam. Evet ben elim yani ben çok para harcamasını istemiyorum ama tecrübe ettiklerimi paylaştım. Bakın Steam Kuratör sayfamda chat'e atıyorum. Buradan bakarsınız. Ahmet. Ya bu Nizam Paşa ve Oyunfest yazarlarından. Ahmet. Ahmet Şerafettin Kavurmacı. Gökhan Uçar. Assassin's Creed 1092'de topluluk yöneticilerinden Gökhan Uçar. Aynı zamanda Yabu Nizam Paşa ve Oyunfest'te yazar. Aynı şekilde ben. 2005 yılından beri hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Ben Hürriyet'te yazdım. Televizyonda program sundum. Yani işte bütün tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Chat'e attım. Steam Kreatör sayfamda chat'te. Buradan bakarsınız artık tamam. Daha uzun incelemeler için yabunizampaşa.com veya benim işte sayfama giriyorsunuz Steam profilime. Orada review kısmı var. Review'e tıklıyorsunuz. Bütün incelemelerimi görüyorsunuz. Aynen. Aynen. Yayında beraber uzmanlaşırız diyor. Mirza Angar. Aynen öyle olacak. Evet arkadaşlar ben artık iflas. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Var mı soracağınız bir şey? Artık bitireceğim. Makre diyor ki Kingdom Come, The Long Dark ne diyor? Raft, This War of Mine. Herhalde bunları öneriyor sanırım. Ha? Nasılsın? İyi misin? Karakuru adam. Çok yorgunum. Arkadaşlar dua edin.
hem bu yayınlarımız güzel geçiyor. Hem de şunu söyleyeceğim. Bazı görüşmeler yapıyorum. Benim kariyer plan, kariyerimle de alakalı. Bu görüşmeler eğer başarılı olursa çok hızlı adım atacağız yani, ciddi anlamda. Çünkü reklam açısından da yatırımlar yapacağım. Yani reklam promote etme olaylarına da girişeceğiz. Böylelikle daha fazla insana erişeceğiz. Biz şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece içerik üretiyoruz. İnsanlar bize organik olarak kendileri geliyorlar. Ve sizin paylaşımlarınızla. Ama biliyorsunuz reklam çok önemli. PR çok önemli. Teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. Bu arada eyvallah. Mert hoş geldin, selamlar ama kapatıyorduk tam. Mehmet hadi bakalım diyor. Amin diyor Mahmut. Eyvallah. Half-Life ilginiz varsa Counter-Strike paralıyken WoW Complete Pack çok iyi fiyat geliyor, 24 TL. He. Daha da ucuza geliyormuş. Angel of Death'ten böyle bir öneri geldi. Tamam. Bitirelim yavaştan. Yarın inşallah bir aksilik olmazsa yarın ROM 2 ile canlı yayın yapacağız. Aynı şekilde yarın ben tam DLC'si eğer düşündüğüm vakitte çıkarsa erkenden de bir YouTube'a özel içerik üretmek istiyorum. Three Kingdoms serisini öyle devam ettireceğiz. Bir de çok fazla Three Kingdoms oldu YouTube. YouTube'daki arkadaşlar rahatsız, haklılar. Çok Three Kingdoms geliyor, böyle farklı şeyler olsun. O nedenle ROM 2'yi tercih ettim. Oynamamıştım aslında Rate of Sparta campaign'ini. Onda da Athena ile başlayacağız. Aslında Sparta ile mi başlasak? Yok abi ya. Yamyamlarla oynamam abi. Devlet, kanun, devlet, kanun, siyasi oluşum. Athena beni daha çok çekiyor açıkçası o dönem için. Spartalılar yamyam. Dövüş. Ne lan? Dövüş. Siyasi bilin. Zaten Athena tokat diyor. Sanırım. Bakacağız. Greek zamanı Rom 2 iyi. Bakacağız aynen. Öyle. Bu arada şunu da gördüm. Muazzam bir içeri var. Çok fazla Türkçe bilgi var. Tarihi. Sparta abi ya diyorlar. Abi Sparta popüler kültürün bir karakteri bence beyler. Önemli olan orada bence Athena. Evet. Şimdi bize de demesinler ya, Three Kingdoms oynuyorsun, Çinleştin, Greek dönemini oynuyorsun, Antik Yunan dönemini Yunanlaştın diye böyle bir Makedonlarla oynayamıyoruz ama orada Greeklerle. Irkçı değilim ama Müslüman bir Türk olarak kendimi yürüyen ballı börek olarak adlediyorum. Bir yorum görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti ya. Ballı börek. Müslüman ve Türk olmak ballı börek gibi diye. Yürüyen ballı börek. Aynen o benim işte. Yürüyen ballı börek. Kultekin. Abi her inancınıza saygılı olduğumuz falan biliyorsunuz. Yani ben böyle diyorum diye ayrıştırıyor falan fişman diye düşünmeyin. O ne biçim ben dedim. Valla abi YouTube'da gördüm, çok hoşuma gitti. Gülmüştüm, hiç unutamıyorum. Ballı börek diyor yani. Böyle sanırım tarihi bir videoydu. İstanbul'un fethi olabilir, bilmiyorum. Yani o adam biri yazmış. İşte atalarımızı seviyoruz falan yazmış. Ondan sonra oraya ballı börek olmak gibi bir şey demiş. Bak bal katmer işte. Katmerli börek işte. Neyse abi tatlıya girdik. Şimdi açım zaten. Öyle deme. Spartalıların tekmesi var diyor. The Angel. Ama tricking Total War'da yok tabii. Böyle tekmeyle öldüremiyorsun Atinanları falan. Kaymaklı kadayıf. Taha. Şu an beni var ya bitirdin. Kaymaklı neydi? Dur ya. Abi. Dur bakayım. Yutkunuyorum şu an. Kaymak yok. Kaymaklı. Kadayıf değil de kaymaklı. Kaymaklı ne? Kaymaklı. Başka bir şey. Şöbiyet miydi? Yok şöbiyet değil yani. Yo değil. Kaymaklı bir şey vardı böyle uzun, böyle üçgen şeklinde. Neydi lan o? Kastamonu bir şey mi? Kaymaklı ne? Kaymaklı ekmek kadayıfı. Tamam. Beyler buz gibi böyle. Tamam beyler kapat yayını. Kapat. Cılkı çıktı.
Yemeğe geçtik. Bir dakika. Şu an yemeğe geçtik. Steam indirimlerinden yemeğe geçtik. Kapat yayını. Arkada çalan Total War Atilla'nın menü müziği arkadaşlar. Abi. Ekmek kaymaklı ekmek kadayıfı. Muazzam. Katmer. Bak şeyi de çok severim. Tahinli Kayseri. Tahinli pide beyler. Ama şeker dökmüyorsun. Tahini kendisi böyle kıtır kıtır üzeri böyle yanar. Tahinli pide. Üf. Ayva tatlısı. Bir şey diyeyim mi? 30 yaşındayım. Bir kere bile yemedim. Ayvadan ayva ve kabak tatlısı. Hiç gözüme böyle güzel gelmiyor ya. Lahmacun sıcakta zor mu? Bu arada şu an Steam'den şey geçtik. Şeyden atın arkadaşlar. Bir şey link atacaksanız bana fırsatı. Tamam neyse ya artık yeter yeter kapatıyoruz. Kapatıyoruz yeter 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 yeter. Şimdi 10-12 tane Erzurum cağ döneri olacak. Üstüne de iki kadayıf dolma patlattın mı? Abo. Karakuru sen neredesin? Erzurum'da mısın? Beyler. Valla şu an şey yapıyorum. Aç gözlülük yapıyorum. Terbiyesizlik yapıyorum. Abi sen gel ben ağırlarım diyorsanız koşa koşa gelirim. Öyle yemeği seviyorum ben yani. Ben ödemiyorum abi, ben ödemem. Paşam siz artık yemek sepeti... Valla düşünmüyor değilim. Yemek sepetiyle görüşmeyi planlıyorum. Kesinlikle planlıyorum. Kullandığım bir mecra zaten. Bak uf bir dakika. Bir dakika Rize'ye davet var şimdi. Gel Rize'ye abi eve. Ne, önce ne yedireceğiz? Ne ısmarlıyorsun? Ne istersen bizden. Vay. İşte duymak istedim bu. Gelmem ama şimdi şöyle gelirim de. Hani ne istersen bizden. Şimdi biraz terbiyesizlik yaptım. Hani çağırın siz yedireceğiniz içireceğiniz dedim ama tabii o lafta. Latife yapıyorum. Karadeniz pidesi. Abicim Rize'ye geleceğim. Bana kuymak yedirmen. Böyle bir şey yedirmen lazım. Pideyi her yerde diyoruz. Aa bir dakika. Nereydi orası? Bıçaklarıyla ünlü yer neresi? Beyler bıçaklarıyla ünlü yer neresiydi? Bıçaklarıyla ünlü. Sürmene mi? Sürmene ha. Sürmene de pide yedik. Böyle resmen pidenin üzerinde yumurta pişirilmiş yani tava gibi kullanılmış. Yanını kırıyorsun, batırıp yiyorsun falan böyle. Ha Rize'de ne var? Rize'de ne var? Kuymak yoksa orada ne var? Paşam valla çıkıp pide yemek için. Valla ben ne yapacağım bilmiyorum. Büyük de. Gece de gerçi bir şeyler dışarıda mı söylesem ne olsun. Mıhlama. He. Tamam. Olur işte. Onu diyorum zaten. Ben yapıyorum diyor. Saat 1. Evet. Arkadaşlar gece yemek yemek sağlığa zararlı. Lütfen gece yemek yemeyin. Adları farklı evet. Başka davet eden yok mu kardeşim? Bir bak bir Rizeli çıktı aranızdan davet eden. Hani başka davet eden? Of ne yaptın? Çelen ne yaptın lan? Abi biz de Steam muhabbeti yapıyorduk. İndirimleri, önerilerimizi yaptık. Yemek muhabbetine döndü oğlu mevzu. İş Erzurum'daki cağ kebabı ısmarlıyor. Rize'deki mıhlama ısmarlıyor. Beyler hepiniz hoş geldiniz. Tam kapatacaktık. Yemek muhabbeti yapıyorduk ya. Hepiniz hoş geldiniz. Çelen'e de tekrar selamlar. Sağ olsun. Ne oynuyordunuz Çelen siz? GTA'da roleplay mi yapıyordunuz? Roleplay serverında mıydınız? Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Rizeli çağırdı. Başka çağıran kim? Yemeği seven adam Antep'e gidecek diyor. Gidecek. Ama bir dakika Antep'e gideceksin yok. Antep'e çağırıyor musun? Ne yapıyorsun? Edirne'de ciğer yedirelim abi. Gözleme köfte. Tamam. C21. Edirne'ye gelirsem yedireceğim. Söz mü? Edirne. Bir şey diyeyim mi? Ha Taha ben abi tam İstanbul'dasınız. Bilmiyorum. Söz abi ne demek diyor. Eyvallah. Tala diyor Bursa'dayım paşam beklerim diyor. Of Bursa'da bizim urinomuz var. Bu arada bu Çelen'dekiler bir selam yazsın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Geldiniz hiç ses seda çıkarmıyorsunuz. 113 kişi geldiniz ya. Çelen bir ses ver abi. Ne yaptın sen? Tala ben Alanya'dayım. Denize 100 metre evim var. Bekarım ev senin. İşte tamam olay bu. Tatile sana geliyorum. Tatura o zaman.
Fatura senle bir konuşalım. Bir gidiyormuşum. Tatura böbrek mafyasıymış. Benim böbreklere çöküyormuş. Bir geliyorum Ankara'ya. Böbrekler yok. Tatura ben de geliyorum diyor. Gözlüklü geliyor. Kristal diyor ki bak Edirne'de sırf onun için giderim diyor. Ciğer için. Evet. Ya şu Nightwish abi Çelen. Bir mesaj yazın, bir şey yazın abi. Geldiğinizi anlayamadık. Baskın yaptın ama ne yaptın? Burada mısınız arkadaşlar? Tamam bir dakika. Edirne, Alanya, Rize, başka 3. Bir dakika başka. Başka. İstanbul çıktı. Valla Night Vision bizim Çelen 113 kişiyle baskın yaptı dedi işte. Talha Bursa aynen Bursa. Karakürk Paşam YouTube'da da Steam... Yok yapmayacağım. Bu video... Bunu YouTube'a atalım mı? Yok ya. Hadi bunu atalım ya. Tamam bunu atalım. Steam indirimleri üzerine Steam indirimleri hoş sohbet diye bunu atarız. YouTube'a atarım bunu. Tamam bunu atayım YouTube'a ya. Bu yarın yayınlansın bu 7'de. Bugün önereceklerimizi konuştuk işte. Abi bot atmış diyeceğim ama kişiyi tanımıyor. Yok ya bot değildir ya. Çelen yapmaz öyle şeyler. İzliyorlardır canım. Çelen'le bizim Ali var. Ali de çok takipçisi var. Roleplaying falan server'ı yönetiyorlar herhalde. Çelen server açtı bilmiyorum ama bayağı izleyeni vardı. Yok ben Çelen'in öyle şeyler yapacağını düşünmüyorum. Sanırım geldiler gittiler bilmiyorum. Ha ev dedik ama villa değil. 1+1 evimiz. Allah bereket versin. O olmayanlar da var. Denize 100 metre abi. 1+1 mis işte. Tamam başka bir şey demiyorsanız. Bu arada Bursa, Rize, Edirne, Alanya, başka? Yok mu beyler ya daha başka memleket? Yok mu başka memleket? Kimler bakalım? Başka bu söylediklerimden başka? İyi geceler paşam. Gece acıktırdım bizi. Beyler. Ben burada niye varım biliyor musunuz? Burada ol... Heh Karakuru bir adam ne diyor? Allah izin verir iş gücün düzene sokarsan malum durumları biliyorsun. Sene sonuna doğru seninle bir Erzurum'a gidelim. Yayla bir kuzu çeviririz. Yok ben çıkmam oraya dersen yo çıkarız ya. Bizi... Fırtına Deresi var. Nerede Fırtına Deresi? Karadenizler. Baron diyor ki Uganda diyor. Oraya da geliriz. Ne olacak? Oraya da gideriz. Ne olacak? Yeter ki sen yemek ısmarlıyorum diyor. Yabgunizan Paşa hemen atlar. Kristal diyor ki abi aynı şehiriz. Ne yapayım? Gel asfaba yapalım. Olur. Beyler ben yemek yemeye hayır demem. Bakın ben yemek yemeyi karnımı doyurmak için değil. Tat almayı sevdiğim için yiyorum. Benim kötü yanım o. Hadi açıkladım onu size. Nefsanevi olarak yemek konusunda öyleyim. Reis aynı kafada izliyor. Umut diyor. Kaç kilosun Talha? Askerde kilo aldım. Şeker yüklemesi yapıyorlar biliyorsunuz enerji. Şey yapmayayım, söylemeyeyim kilomu. İşte 80-100 arası bir rakamlardayım arkadaşlar. Ona siz artık tespit edin. Ya şu surat gıdığım mıdım yok. Oradan hesaplayın işte. Boyum da 1.80. 80-100 arası. 99 diye. Ankara'nın neresinde söylemiyorum. Belki böbrek mafyasısın belki. Belki böbrek mafyasısın yani. Bu 100 demek diyor Mirza. 85. Duverius bildi 85 kiloyum. Arkadaşlar. Bir şeyin yok gözüküyor ya yüzüne bakınca. Aynen öyle. Abi bir kalkıyormuşum şey. Dur. Aynen. Abi bir tane bir karikatür vardı ya. Heh. Beyler. Kafa iyi. Bir kalkıyorum durum şu. Böyle bir şey. Yok böyle değilim.
Böyle değilim ama düşünsenize bir kalkıyormuşum. Böyle bir şey var. Oy. Evet, tamam mı? Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Bak açlığımı ve bel ağrımı unuttum ha. Bugün çok dışarıda biliyorsunuz işlerimiz vardı demiştim. Gelir gelmez hemen yayını açtım. Bayağı bugün yordum kendimi. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Son kapatırken bakın panellerde bütün bilgiler var. Yayın saatlerinin geri sayımları. Benim hakkımda bilgiler. Oyun önerilerim. Forumlar, siteler her şey var. Tamam. Bu hoş sohbet oldu. Bunu da YouTube'a yükleriz. YouTube'dakiler de faydalansın. En azından önerdiklerimizi görürler. Ama onun dışında daha fazla işte ben biraz böyle üstün körü geçmişim. Ben nokta atışı şu kadar bir şeyler, şunlar istiyorum, bunlar istiyorum derseniz arkadaşlar YouTube düzeltiyorum. Benim Steam profilime giriyorsunuz. Review kısımları var. Hatta ya bu Nizam Paşa. Madem siz profilde gösterelim. Son kapatırken. Evet bakın bu benim profil. Bunu sağ olsun bizim Ceylan Ahmet tasarladı. Bu arada eğer Steam'de böyle profil tasarlatmak istiyorsanız gruplar arasından onu da göstereyim. Colorful Showcase'te bakın Ali Ceylan kardeşimiz aynı zamanda benim uzun süredir webmaster olarak bana sağ olsun destek çıkıyor. Ali ile görüşürseniz cüzi fiyatları size tasarım yapabilir eğer bakın. Arka planı söylemiyorum ama benimkinin aynısını yaptırma yok ha. Zor buldum zaten. Tam böyle yaptım. Bu arada şu Endülüs Emevilerin biliyorsunuz çok kullandıkları bir slogan. La galibe illah diye onu koydum. Medeniyetimizin ortak sloganlarından bir tanesi diyebiliriz. Onun dışında işte yapgular önden yürür. Benim kullandığım bir slogandı. Bu Age of Conan'da kullanıyordum ben. Conqueror sınıfı oynuyordum ve PvP yapacağımız esnada PvP sorularında ben level benden 10 kat 20 kat önemli değil. Karakterime çok güveniyorum. Dövüş skillerime çok güveniyorum. Bodoslama da alıyorum. Böyle muhabbet ediyorduk arkadaşlarla. Dedim ki Yabgular önden yürüdüm. Zaten karakterim adı da Yabgu'ydu. Age of Conan'dan bahsediyorum bakın. O zaman aylık ödemeleri vardı. Şu an free to play. İlk başlar. Hoş geldiniz. İşte ehlen. Welcome. İşte böyle bir profil yaptık işte ne bileyim. Grubumuz. Burada ben arkadaş ekleme falan hepsini linkleri koydum. Steam şeyler. Ekran görüntülerim. Sizin yapacağınız olay şu. Dota profili bilmem ne. Arkadaşlar sağ olsun yazılar yazıyorlar. Bakın. Benim profil açtığınız zaman sağ tarafta inceleme var. Buraya tıklıyorsunuz. Gördünüz mü? Öneri mi istiyorsunuz? Bu oyunlara bakacaksınız işte. Buraya bakacaksınız. Bak uzun uzun yazmışım. 14 sayfa yazı var. Ha, bir yerden sonra benim böyle biraz çok sallam. Mesela en son sayfada ne varmış? İnşallah küfür müfür yazmamıştır. Heh mesela. Wolfenstein, Dark Souls 2, Vikings, bak bu şey. Bunlar hep eski. Tek cümleler yazmışım. Tek cümleler yazmışım. Ama daha böyle kurumsallaşma, daha bir içerik üretime geçtiğim zaman böyle daha uzun. Evet. Tamam mı? Steam profilimden bakıyorsunuz işte. Review kısmına, incelemeler kısmına. Şurada rehberle çizimler. Ha, capsler yayınlamıştım ben. Onlar var. Ha mesela şu çok komik. Bunu göstereyim size. Şimdi Total War Atilla oynuyoruz ya Medieval. Bak onunla da çok şikayet var. Total War Atilla'nın Medieval 2 modunu oyna diye. Bakın. Haçlılar üzerimize geliyor. Bu demiş ki canım paşam Allah yardımcın olsun. Bu adamla ikisi tartışıyor. Haçlılar yağmur gibi. Selçuklu serisi biter. 26 bölüm bu arada YouTube kanalında. Bu beyefendi diyor ki öyle deme paş öyle deme paşa bu belayı atlatır. Soldaki de düşünceli. Selçuklu serisi biterse acaba hangi devlette oynayacak acaba? Sağdaki dedi ki abi bu mod halka açıldı mı? Bu sorudan zaten gına geldi. Bak hemen sağda bizim Ömer trollemiş. Bu mod bizi oynayabiliyor muyuz? Şu var bir de. Full screen yok mu? Şöyle mi? Heh. Şimdi bir ferman gelmiş bana. Bu arada bunu şeyde çektirdim. Yere batan sarnıcında da çektirmiştim. Böyle capslerim var bazen böyle tarih temalı. Burada make Byzantium great again hani Bizans'ı tekrar kurma gibisinden bir böyle bir save game başlığı vermiş hani. Oyuna başlıyor. Mesela işte rakip karakter.
save dosyasının adını da bu yapıyor. Ama ben de diyorum ki aşağılıyoruz biraz. Yani gel ciddi misin konuda gibi böyle bir caps yapmıştık. 9GAG için. Öyle tamam. Diyeceklerim bu kadar. İncelemeler, videolar YouTube buraya da koyuyorum. Yüklediğim bütün videolar burada. Hepsine bakabilirsiniz. Rehberlerimiz var. Birkaç oyuna rehber yapmıştım. Bunlar duruyor. Mesela Total War Three Kings rehberleri. Hepsi burada mevcut. Görebiliyorsunuz. Ne içerdiğini falan eklemiştim. Şu koleksiyonlarda bunlar mod koleksiyonu ama bunları güncellemedim arkadaşlar. Bakın. Romik için karışık bir kebap bayağı ilgi gördü. Bakın 8 ziyaretçi 1400. Mevcut favoriler 96. Bunlar çok büyük rakamlar. Şey için. Böyle aradan sıyrılarak bir şeyler yenilemek için. Favoriler eklenen 100. Teşekkür ederim. Bakın şu Kill Cinematic Pack var ya. Kesin öneriyorum bunu. Zaten yarın kurulu olacak. Ben hatta yarın gün içerisinde bu modları deneyeceğim. Bazılarını kuracağım ama genelde modsuz oynamayı planlıyorum. Rate of Sparta campaign'ini. Ama şu Fatality modunu kesin kuracağım. Çok başarılı. Çok başarılı. Şu banner pack'i kurarım. Tabii çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz. Başka kurarım. Neyse laf lafı açıyor ben. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bayağı geç oldu. Saat 1 yaptık. YouTube'daki arkadaşlara da umarım faydalı olacaktır. Bu Steam'de bazı önerilerde bulunduk. Her gün yapmayacağım artık. Siz biliyorsunuz hangilerini önerdiğimi ama direkt nokta atışı Steam'den eklediyseniz şu oyunu öneriyor musunuz gibi de sorabilirsiniz bana. Müsaitsem cevap veririm. 25 Haziran 9 Temmuz bitmeden cevaplarınızı alsın. Evet. Kazınız için teşekkür ediyorum. Vatana millete huzur, sağlık, dünyaya da barış diliyorum. Herkes kendine baksın.